çıkalım. Nasıl çıkacağız? Değerli basın mensupları arkadaşlarım. Öncelikle hepiniz geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 2-3 gündür Türkiye'miz özge canımızla yanıp tutuşuyor. O yüzden biz de Yozgat MHP kadın kolları olarak böyle bir basın açıklamasına ihtiyaç duyduk. Böyle bir durumda tepkisiz kalamazdık. Hepimizin genç kızı var, hepimizin yüreği yanıyor. Hepimiz birer anne olarak duygularımızı açıklamak istedik. Özgecan Aslan, sana kıyan zihniyeti nefretle kınıyoruz. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Şu 2 gündür yüreğim tükendi. Kahrolduk. Nasıl çaresizlik edemizden bir şey gelmez. Öfkemiz, nefretimiz kabarıyor. Allah'ım yeter artık. Özge canlara kıyılmasın. Bunlara insan demiyoruz. İsim de bulamıyoruz. Bir düşünün, nasıl korkmuştur acaba? Nasıl acımıştır canı, anne diye çığlık atmıştır. Bağırmaktan sesi kısılmıştır. Dua etmiş midir Allah'a? Bir an önce bitsin bu işkence diye. Yalvarmış mıdır katiline? Hep bir ağızdan amin diyelim o canilerin inleye inleye ölmeleri için. Bir anne çocuğunu büyütürken ne fedakarlıklarda bulunur. Terledin mi diye sırtına bakar, bez koyar. Yürürken düşecek diye eliyle siper yapar. Aman kafasını bir yere çarpmasın der. Yavrum büyüsün adam olsun diye yemez yedirirler. Bir anne babanın suçu da, bu anne babanın suçu da yavrusunu adam etmek için emekli olduğu halde yeniden ek işte çalışmaya başlamış. Kızım üniversitede okusun, vatana millete hayırlı evlat olsun diye. Hepimizin evlatları var. Bir düşünün, böyle bir caniliği hangi vicdan kabullenmektedir, kabullenebilir? Devlete buradan çağrı yapıyoruz. Ülkemizde bu canilerin en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Bu canilere başka türlü ceza az gelir. Bu zamana kadar özgecanlar yürek yaktı. Bundan sonra da yakmasın. Tek bir ses olalım. Birlikten kuvvet doğar. Bu kıydığınız canlar başta Allah'ın sevgilisi Peygamber Efendimiz'i doğurmadı mı? Cennet anaların ayakları altında değil mi? Allah'ın bu kadar ödüllendirdiği kadınlarımıza gösterilen şiddet, barbarlık, canilik bu dünyada cezasını bulmalı. Yoksa vicdanlar susmayacak. Hükümetten bazı bakanların idam cezasını yeniden gündeme getirdiği dillendirdiklerini görüyoruz. Güçleri bu kanunu çıkarmaya yetecek çoğunluktadır. Eğer samimi iseler bu kanun teklifini getirsinler. Yani idam hakkında konuşuyorlar. Biz de bunları destekleyelim. Bu vesileyle Özgecan ailesine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Teşekkür ederim.